arkadaşlar, Emir'in Albay'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kaju baharatlı, zerdeçallı, müthiş bir tavuk yapacağız. İddia ediyorum bu tavuk Kentucky Fried Chicken'dan daha iyi. Malzemelere geçiyoruz. Şimdi tavuk göğüs arkadaşlar, bambitburada.com. %15 indirim için indirim koduna Emir'in Albay 15 yazmayı unutmayın. Kaju baharatı arkadaşlar, organiksatılan.com'dan temin ettim. İndirim kodumuz Emir'in Albay. Tuz, zerdeçal ve zeytinyağı. Show başlıyor, hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi başlamadan önce tabii ki tavuk göğsünün yağlarını ayıklıyorum. Bildiğiniz üzere uzun süredir baby pirinç kullanıyordum, bambiti. Çok da memnundum ancak fırında uygulanacak tariflerde bütün tavuk göğüs daha iyi arkadaşlar. Çünkü suyu içinde kalıyor, daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. Yani fırında kullanacağınız tariflerde, yemeklerde bütün tavuk göğüs tercih edin. Tavada pişireceklerinizde baby pirinç daha uygun olur. Burada 900 gramlık tavuk var. 900 gramlık tavuk benim 3 öğünüm oluyor. Günde öğün başı 300 gram tüketiyorum. Şimdi şu nokta önemli. İçinin rahat pişmesi için tavuk göğüsleri biraz kalın. Baharatlamadan önce bu tarz kesikler atıyorum arkadaşlar. Yani diğer türlü yine pişer de garanti pişmesi adına kesikleri atıyorum. Şunu da söyleyeyim. Şimdi ben bunu şimdi baharatlayacağım. Ancak şöyle yaparsanız daha da güzel olur. Soslayın. Yani benim bu yapacağım işleri yapın. Bir gün buzdolabında bekletin. Marine etmek yani zaten. Bir gün marine olursa tamamen daha da iyi baharatları çeker. Etin içine çeker. Daha da güzel olur. Yani onu da tavsiye ederim. Kullanacağımız miktarlar: zeytinyağı 1 yemek kaşığı, arkadaşlar bildiğiniz üzere fırındaki işlemlerde çok fazla zeytinyağı kullanma taraftarı değildim ben, yani kullanmıyorum da, ama bu tarifte çok güzel oluyor zeytinyağı. Bir de şöyle yapacağım, zaten ısısını çok fazla arttırmayacağım, yani 200 derecelere çıkmayacağım, 150 derecede pişireceğim. Dolayısıyla zeytinyağını da çok fazla bozmamış olacağız yapısını. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Dolu dolu, ben çok seviyorum. Yani çok fazla koyduğunuz zaman biraz sert bir tat verebiliyor. Ben o tadı da seviyorum. Siz sevmiyorsanız bundan daha az koyabilirsiniz. Evet, bayağı ben bol bol koyuyorum. Zaten çok da faydalı bir şey. Tuz koyma şeklim şu. Şimdi bunları koydum. Şimdi şunu yapıyorum. Bunları bir güzel getiriyoruz sevgili dostlar. Biraz önce söylediğim gibi, yani bunu yapıp bir gün dolapta marine şekilde bekletirseniz, marine edilmiş şekilde, yani lezzet tahmin ediyorum uçar yani. Ya benimki böyle de uçuyor gerçi de. Diğer türlü gerçekten daha iyi olur. Çünkü baharatları çok daha iyi yener. Böyle birbirleri bunları yediriyoruz. Şimdi bu hale getirdikten sonra şöyle güzel 4 tane parçam oldu. Güzelce bunları yerleştiriyoruz. Ellerimi yıkayacağım tabii ki. Evet, sosladık, borcamımıza yerleştirdik. Sevgili dostlar, zerdeçalla elleriniz temas ettikten sonra ellerinizi çok iyi yıkamanız gerekiyor. Aksi takdirde böyle sapsarı ellerle gezersiniz. Yani bayağı ben yıkadım. Ona rağmen sarı olan yerlerim var, olsun. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi son işlem. Kaju baharatı. Bir de şunu söyleyeyim.
bu öğün ciddi yani bayağı bir miktar, bayağı bir miktar demeyelim, belli miktar sodyum içeriyor. Sodyum diyetiniz, yani kısıtlı sodyumla besleniyorsanız bu öğün sizin için uygun değil. Ben serbest sodyum alımı yapıyorum. Yani şu an dilediğim kadar tüketiyorum. Çok da fazla su tüketiyorum tabii ki. Fazlasını vücudum atıyor zaten antrenmanla birlikte. Yani sodyum içeren bir öğün. Kaju'da da, kaju baharatında da sodyum var. Ekstra deniz tuzu da koydum. Son işlem olarak baharatladığım tavukların üstüne şu kaçık, bu tarz, bu kadar. Yıkılıyor. Müthiş. Olay bu. Sonra bunu ne yapıyoruz? Fırınımıza. Yerleştiriyoruz. Şunu da söyleyeyim. Ya bir yemek kaşığı koydum ama aslında iki yemek kaşığı zeytinyağı koyarsanız da yağ miktarı arttığı için haliyle lezzet de artacaktır. Yani galiba ben de koyacağım. Neyse şimdilik koyalım. Bakalım olacakları göreceğiz. Çok güzel olacak. Fırına koyduk. Kapattık. Biraz önce söylediğim gibi 150 derecelik bir ısı yeterli olacaktır. Şunu da söylemekte fayda var. Yani fırınlardan fırınlara da değişebilir yani. Şimdi 150 dereceye getirdim. Bu arada süreyi söyleyeyim. 45 dakika. 45 dakika, 50 dakika, 150 derecede pişsin. Pişsin ama bir bakın yani pişip pişmediğini kontrol edin. Fırından fırına değişebiliyor bunların çalışma şekilleri. 50 dakika, 150 derece açız. Geliyor. Evet. İşte bu. İşte bu. Üf. Artık arkadaşlar, ben tavuk yiyemiyorum. Ay tavuk nasıl yenir? Tavuğun göğsü de yenir mi? Falan filan. Bu bahaneler bitti. Bitiş oldu. Şu an çok sıcak, yani yemek çok istiyorum ama biraz fırından yeni çıktığı için bekleyeceğim ve hemen daha sonra tabii ki yiyeceğim. Çünkü açım. Bunu deneyin, eminim tadını çok beğeneceksiniz. Bir dahaki çekimde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.